yaratan bir net denemesi gelecek Solpey'in olduğu bölge güzel de gitti o net. Sislerin içerisinde Solpey'in canını da yaktı ama istediği sonucu alamıyoruz. Kim tartılmış kutuluklu kutuluklu oynadı. Rauf Lovazin'i hızlıca bir tarafı hanesine kil olarak yazdırıyor. Dux, Silas'ın travmaşı yapıyor tarafı kutuluklar. Solas şimdi Boçka'yı bitirdi neydiyle. Solkay o kavurdan çıktı. Rude'un akladı. Sonrasında Pukka'dan gelen atış orada Bava'yı nakladı. Oyun alanı Shelby'yi bitirdi. Silas Pukka'yı nakladı. Hızlıca üstüne oynadı. Onun da hanesini kill olarak yazdırdı. Takımının 13. killini aldı. Şimdi buradan aklanan bir diğer isim oldu. Eve doğru hemen hızlı bir nakya. Rush gerçekten şiddetin Bitcoin ekibi. Şu anda Kral ve Rosix. Baybars'a geldi bu bölgeye doğru. Peki Trap 7. Çok çok istenilen bölgeye gelen bir nade değildi. Ama Trap'in nade'i güzel. Kral bu arada çok çok mükemmel bir nade yedi. Buradan Trap 7'den güzel bir nade gitti oraya doğru. Canı yok denebilecek kadar az. Kendisini dışarı attı. Güzel zamanlama Kral'dan. Çok çok mükemmel bir zamanlama. Aslında yapabileceği de çok fazla bir şey yoktu o nade'den sonra. Şimdi Fake hemen üzerine doğru oynamaya başladı. Kral'ın dipte olduğunu biliyorlar mı acaba? Şu anda fark ettiler hemen üzerine doğru. Güzel spray getir Fake'den. Kral'ın aklamayı başardılar. Ve üst kata doğru çıkış gerçekleşecek. Beşiktaş ekibi de direkt bu fight'a dahil oldu. Buralar bir anda otoparka döndü sevgili Tuna. Evet, oldukça kalabalık. Üst üste araçları görüyoruz hemen sağ tarafta. Buggy'ler orada. Boğazlar üst üste binmiş durumlar. Spron bu arada Vengeance'i bitiren vuruşu yaptı sanırım. Dokunmadan reisin aktadı. Oyun alanı şimdi Kenzie'yi düşürdüğü gibi bitiriyor. Clutch'tan Kral'da gelen bir damage vardı. Sonrasında Kral da oyun alanına veda etti. Dokunma şimdi reisi hanesine kill olarak yazdırıyor. Clutch orada konteynerin içinde kendisine yer buldu. Wild güzel bir giriş yaptı. Selim de geldi şimdi o bölgeye. Team Bitcoin ekibi oyuncuları ve Digital Athletic'ten Rosix. O bölgedeki diğer oyuncular. Estucci'den Nux, Resent'i World of Wonders'tan Resent'i bitirip hanesine kill olarak yazdırıyor. Woody sanırım aracı patladı ve Nak duruma düştü. Lux Nax'ı düşüren vuruş yaptı. Wild Rosix'i bitirdi şimdi. Carswell oyun alanına veda eden bir diğer isim. Ben Killfeed'i okurken bu arada ben de aynısını burada Peaky'nin bir anda o aracı alıp buradan uzaklaşmasını izledim. Red 7 bu arada buradan yakın almayı başardı. Selim almayı başardı ancak zaten Beşiktaş ekibi Clutch ve Wild de beraber burada oynamaya devam ediyorlardı. Fenerbahçe ekibi de buradaki fight'a dahil oldu hemen hızlı bir şekilde. Arugo bu arada Getsu ekibinden nakladığı finishlendi. 3 kişi olarak devam ediyor. Spron, Kalsi, Sexy üçlüsü. Getsu ekibinden devam ediyorlar. Evet, Circle tekrardan kapandı ki 5. Circle'da kapanacak. 6. Circle şu anda bizlere gelecek. Beşiktaş ekibi bir tık sıkışmış durumda diyebiliriz. Fenerbahçe ekibi şu anda dokunmayla beraber Rebellion'da gerçekleştirdi ve Solus buradan ona kalmayı başardı. Tekrardan Solus'un kamaçlarına doğru gerçekleşeceğim. Bu arada Solus Rebellion'ı nightladı. Hemen arkasından da finishini de verdi. Güzel bir finish geldi. Takımın 12 skorunu çok çok güzel çekti. Wow. Wow wow. Solus mükemmel bir nade. Oney'le geçiş yaptığım esnada daha direkt Solus nightlandı. Nokta atışı bir nade. Özür dilerim. Dokunma nightlandı. Solus'tan nokta atışı bir nade gitti. Ve şu anda Peaky kendini savunmaya çekmiş durumda. Hatırlardan aynı esnada şimdi Rip 7'a doğru Clutch'tan giden bu arada mükemmel bir spray denemesi oldu. Onu da almayı başardılar. Boçka arada kaldı. Bu arada futbol ekibiyle de Respect ekibi karşı karşıya. Arkon buradan aklanan isim oldu. Redzone yağmuruna tutuldu burası adeta. Arka arka nade'ler gelmeye başladı. Şimdi bitti doğrudan. Roma spray denemesi devam ediyor. Jetkill. Aksu ayakta kalmış durumda. Aksu'dan gelen mükemmel bir spray. Solkay hemen o spray karşılık veriyor. Jetkill canı bayağı biraz. Lutz'a geçeceğim. Lutz Aksu'yu alabilecek mi? Aksu çok güzel bir bölgeden spray denemelerine devam ediyor. Ve o sisin içerisinde random atış. Lutz. Lutz. Yani gerçekten o bölgede Aksu'yu da Lutz'u da tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyiydiler. Çok temiz spraylar izledik. Çok güzel prefire'lar izledik. Harikaydılar ikisi de. Gerçekten harikaydılar.
Muhteşemdiler. Çok mükemmeldi. Bu arada Getro ekibi Circle dışı kalmışım da. SWG ekibinden Knightley iki isim birden var. Sylas ve Baba Knightley durumda. Gross Rude şu anda takım arkadaşlarını kaldırmaya çalışacak. Ancak Getro ekibi oraya doğru bir darlayabilirler. Kals zaten oldukça o bölgeyi rahatsız etmişti ama istediği killleri alamadı. Knuck'larla kaldı. Şimdi o bölgeden ayrılmaya çalışıyor dediğim. Vespezel'in hemen yanında patlayan neydi gördük. Root bu arada o bölgeden ayrılmaya çalışan Kaz'ı düşürdü. Solkay Rapido'yu nakliyen vuruşu yaptı. Root şimdi oyun alanına yenik düştü. Solkay Rapido'yu bitirdi. Root Kaz'ı hanesini kill olarak yazdırıyor. Bava Sexy'yi bitirdi. Oyun alanı Root'su bitirdi. Lovazin Mutlu'yu bitiren darbeyi vurdu. Root Raum'u düşürüyor. Root hemen arkasından Lovazin'i de aktiyen vuruşu yaptı. Solkay şimdi futbolist ekibinde ayakta kalan son isim. Root'tan bir nade denemesi gelecek. Solkay'ın olduğu bölge güzel de gitti o nade. Sislerin içerisinde Solkay'ın canını da yaktı ama istediği sonucu alamıyoruz. Şimdi aklımdaki futbolist ekibi oyuncularının üstüne oynadı. Raum'la Lovazin'i hızlıca bitirip hanesine kill olarak yazdırıyor. Lux Silence'ı düşüren vuruşu yapıyor karakterin sonucunda. Solus şimdi Boçka'yı bitirdi neydiyle. Solkay o cover'dan çıktı. Rude'u nakladı. SWG ekibinde Nax ve Bava ikilisi ayaktaki isimler. Yani şimdi Nax durumdaki takım arkadaşının yanına doğru ilerleyecek. Bava orada oyun alanına dahil etmeye çalışıyor. Lux'tan çok temiz bir sprey geldi yine. Nax'ı düşürdü. Lux, Nax'ı bitirdi. Bava onun üstüne oynayan oyuncu Solus. Puka'yı nakladı. Spezial Solus'u düşüren vuruş yapıyor. Erangel haritasının her yerinde silah sesleri. SWG ekibinde Nax'a veda ettik. Root Nax durumda Silas ve Bava ikilisi oyuna devam eden isimler. Evet, Galatasaray ekibinin üzerine doğru belki bir nade denemesi burada Beşiktaş ekibinden gelirse ki çok çok başarılı. Bu arada Solkay'ın mı aldı? Hayır, Baba aldı oradan SWG ekibinden. Baba o iki skorunu çekmeyi başardı. Bu arada Wiznack'lı durumda oldu. Karşılık Solkay'ın geldi hemen hızlı bir şekilde. Shelby'in açmayı başardı. Random atışlar devam ediyor sesin içerisine doğru. Silas bu arada Clutch'ı nakleyen neydi gönderdi hemen arkasından bir nade daha gidiyor şimdi aynı bölgeye doğru. Clutch'ın kill skorunu çekebilecek mi dedim. Wild'in kill skorunu çekti. Solt'un olduğu bölge belki bir nade daha gelir mi? Babayla beraber ayakta kalan son iki isim SWG ekibinden. Orada Solus'un kurtulması çok zor. Clutch de şimdi oyun alanından veda edecek artık. Ve Silas'tan gelen o nade. Clutch'ı bitirdi orada. Solus şimdi ayakta kalan son Beşiktaş'a spor oyuncusu ki Solus'un da çok az bir yılı vardı. Şimdi onun tekrar toparladığı oyun alanına geri dönecek. Şimdi Solus Shelby'yi düşürdü. Spezial'den gelen vuruş orada Solus'u bitiriyor. Silas hemen önündeki Galatasaray oyuncularının olduğu bölgeye baktı. Bava Spezial'i nakladı. Bava Spezial'i bitirdi. Sonrasında Pukka'dan gelen atış orada Bava'yı nakladı. Oyun alanı Shelby'yi bitirdi. Silas Pukka'yı nakladı. Hızlıca üstüne oynadı. Onu da hanesine kill olarak yazdırdı. Takımının 13. killini aldı. Silas şimdi takım arkadaşı Bava'yı yakaladı. Galatasaray Spor'da Korda ayakta kalan son isim. Karagümrük'te Lux ayakta kalan son isimler. Karşılarında S2G'den Silas vardı. Son darbe kimden geldi? Galatasaray ekibinden gelmiş. Galatasaray ekibi oyuncularından gelen darbeyle Pukka, özür dilerim, Korda'dan geldi sanırım o kill. Ve Galatasaray anlayamadım. Orada ben de anlayamadım. Nasıl oldu? Lux da vardı. Silas ve Bava da ayaktaydı. Kim kimi vurdu o arada? Zannedersem gerçekten Lux, bilemedim. Alan demeyici de var orada hayır, sanırım. Hayır, Lux SWG ekibinden vurdu. Korda direkt Lux'u vurdu. Yani benim anladığım o şu anda. Ya gerçekten göremedik bile. Tekrarına bakacağız artık. Yayın tekrarına yani ben de bakacağım. Şu anda zaten tepe kamerasındaydım. Tepe kamerasına daha çıkışımı gerçekleştirdim. Bir anda maç sona erdi. Ekranı geldi önüme. Bir tık farklı durumdu. Günün son maçını Galatasaray ekibi birinci olarak kazanmıştım. Hemen arkasından Karagümrük Esports ekibi. Üçüncü sırada da SWG ekibi. 4